Peki Şahin Beyciğim, burasının ekosisteme ne faydası var? Şimdi buradaki yaban hayvanların dışında bizim yine doğada gelen yaralı ve hastalıklı hayvanların rehabilite ettikten sonra tekrar bunları doğaya salıyoruz. Bunlar içerisinde leylekler var, martılar var, tilkiler var gibi türler. Ya vatandaş... Buranın içinde mi doğa? Hayır, yok. Dışarıdan gelen. Çevrede. Yaralı bir şekilde ya elektrik tellerine değmiştir ya da avlanma sonucu yaralanan hayvanları tekrar biz burada sağlığına kavuştuktan sonra veteriner hekimlerimizin çalışmaları sonucu tekrar doğaya salıyoruz. Yani bu bağlamda bir görevimiz daha var. Doğadaki yaralı ve hastalıkla gelen hayvanlar tekrar doğaya kazanmış oluyoruz efendim. Buradaki bitki örtüsünü mümkün olduğu kadar buradaki tüm çalışan personelimizle birlikte biraz önce de konuşmalardan geçti. Gerçekten burası bir hayvanat bahçesi değil, bir doğal yaşam. Evet. Bitkisiyle böceğinin... Fark ne hocam? Fark ne? Fark şu efendim, yaşam faunasını birlikte yaşayabilirsek o zaman o aradaki farkı görmüş oluyoruz. Yani birçok hayvanat bahçesine gittiğimizde sadece hayvanları görmekten ziyade süreç içerisinde zaten gelen bir çalışma söz konusu. Özellikle AYAZA, Avrupa Hayvanat Bahçeleri Birliği'nin de üyesiyiz. Evet. Dolayısıyla buradaki peyzaj, eğitim, etkinliklerde onların düşüncelerinde ve komisyon çalışmaları oluyor. Çeşitli etkinlikler oluyor. Bu etkinliklerde de AYAZA'nın bize katkıları çok daha farklı oluyor efendim.